Hocalar öğrencilerle sizli bizli konuşuyor. Bu yoksa o ünlü YouTuber Hamza Aydın falan mı? Japonya'da bir günlüğüne üniversitedeyim. Gençler selamünaleyküm. Konnichiwa. Şimdi Japon bir üniversitenin eski ta anaokuldan kalma bir arkadaşımın üniversitesini ziyaret etmek için izin istedim. O da okey dedi sağ olsun, onun yanına gittim. Japonya'daki özel bir üniversite. Hep içimde kalmıştı. Keşke hani Japon üniversitesinde okusaydım diye hep içimde kalmıştı. O yüzden hani okusaydım nasıl bir yerde olurdum, nasıl bir ortam olacak. Şimdi arkadaşımın üniversitesine geldik. Onun beni gelip almasını bekliyoruz. Bu Japonya'daki özel bir üniversite ve böyle zenginlerin gittiği bir yer olarak da biliniyor ama zeki olan zenginler olarak biliniyor. Five minutes later. 2 hours later. Oh my god! Wow! Tabii noktası adam istiyor. Güzelim şey yemedi ya. Arkadaşlar şimdi şöyle, Japonya'da ilk önce eğitim sistemi 6-3-3. İlkokul 6 yıl, ortaokul 3 yıl, lise 3 yıl. Lisede de üniversite eğitimi öncesinden hazırlıyorlar. Ne istediğiniz bölüme göre, öyle Türkiye'deki gibi herkes ortak YGS, LYS, yani benim dönemde YGS, LYS vardı. Girip de sıralamaya girip de ondan sonra hani ne oluyorsa oluyor değil. Öncesinden ne okuyacağınızı karar veriyorsunuz lisede, ona göre eğitiminizi alıyorsunuz, ona göre giriyorsunuz, kazanırsanız da kazanıyorsunuz. Hani aldığınız dersler bölüme göre. Tıp okumak isteyen edebiyat, tarih öğrenmiyor ya da edebiyat okumak isteyen gidip de fizik ezberlemiyor. Bu okul ayrıyeten şöyle bir özelliği vardı, Hristiyan okuluydu. O yüzden mesela Hristiyan yapıtlar falan da vardı içinde ama bu her okul için geçerli değil. Yaklaşık ücret olarak benim buradaki arkadaşım ekonomi okuduğu için onun için konuşacağım. Dönemlik ücreti 576.000 yen. Bu yaklaşık olarak Japonya'da asgari ücretin 3.35 katı oluyor. Hani Türkiye'ye oranladığınızda dönemlik ücret 5360 lira falan ediyor. Yani yıllık 10 milyarın üstünde bir ödemeniz oluyor. Japonya'da özel üniversitede okuyacaksanız. Ama şey de var, yabancı gelenler için böyle ekstra burslar falan var. Japonlar istiyor çünkü yabancıların gelmesini. Üniversitenin kendi içindeki eğitim o kadar Türkiye'dekinden farklı değil. Yoklamanın alınmadığı bir dersi aldı arkadaşım beni. Hocalar yine sinirli falan ama tek bir şey farklı, onu fark ettim. Hocalar öğrencilerle sizli bizli konuşuyor. Saygı ifadesi kullanıyor. Bizde birisi bir şey yaptı mı on diye, yani ortam güzel. İngilizce eğitim vermiyordu burası ama yani veren yerler de var diye biliyorum. Hani yabancı yüzler de hiç eksik değildi yani, o yüzden Japonya'da okumak istiyorum diyenler için ben hiç de yabancılık çekeceklerini düşünmüyorum. Kimse bana yan gözle bakmıyordu. Yani o kadar yabancı insan vardı okulda. Bir de benim hep içimde kalmıştı Japonya'da üniversiteli olmak. O açıdan da baya böyle bir mutlu oldum ya. İyi oldu yani. Bir günlük hoca tabii ara ara bana bir şöyle göz attı böyle. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Yoksa o ünlü YouTuber Hamza Aydın falan diye de. Yani ben tabii orada çaktırmadım. Japon okullarının genel olarak bir tane ortak özelliği var. Okul binaları eski. Yani Türkiye'de mesela hep yeni binalar olur, lüks binalar falan, yani Bahçeşehir olsun, öyle hele özel okullar bayağı lükstür. Bu mesela özel okul olmasına rağmen bayağı yani dökük pökük eski bir okul. Dökük pökük mü deniyor? Ne deniyor? Döküs pöküs, dökülmüş binalar. Son olarak ben bu okulda işte dersteyken küçük bir olay yaşandı. Dersin sonunda hoca bir şey yazdırmıştı. Çocuğun biri de son 15 dakika onu girip yazmak için herhalde girdi. Hoca da son 15 dakika ona girdiğini gördü. Tabii herkes ona bakıyor vesaire. Tüm gözler onda. Yavrum çık falan dedi. Tamam mı? Orada ama tabii bunu da saygılı bir ifade. Çıkar mısınız beyefendi? Her neyse çocuk sustu çıktı gitti. Türkiye'de olsa ya hocam ne alaka? Ya hocam yaptım ayıp. Ya hocam. Hiçbir olayın çıkmaması ya da o gerilimin yaşanmaması da evet Japonya'ya gelmişim ya da en azından Türkiye'de olmadığımı bana fark ettirdi. Neyse arkadaşlar, kısacası Japonya'da bir günlük üniversiteli oldum. Ölmeden olmak istiyordum. Hani o konuda bayağı açıkçası içim rahat, mutluyum. Ne diyeyim, inşallah. Yani okumak isteyenler için hiç de sıkıntı çekmeden okuyabileceklerini, yani Japoncanız varsa sıkıntı çekmeden okursunuz. Yabancı olmanız orada bir sizi hani yabancı hissi verdirtmiyorlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Onlara